İlimler kendi içinde çelişkisi var mı? Yani bir biyoloji ilmi, bir kimya ilmiyle, bir kimya ilmi, bir astronomi ilmiyle, bir astronomi ilmi, bir matematik ilmiyle hiç çeliştiğini gördünüz mü? İşte Allah'ın göndermiş olduğu Kur'an da kendi içinde çelişkisiz. Bir de, bak bu çok önemli, Allah'ın gönderdiği vahiylerle Allah'ın yaratmış olduğu evren yasalarının tam bir mutabakat içerisinde olan din Allah'ın o dinidir. İşte fıtrat dini, hanif dini budur. Dimdik ayakta duran din de budur. Allah'ın yaratıcında hiçbir değiştirme bulamazsın ifadesiyle anlatıyor bunu. Yani şundan daha güzel, doğru bir din olabilir mi? Bugün, şu günkü İslam'ın 10 parmağının suya katan bir peygamber, vurduğu zaman denizi ikiye ayıran bir peygamber, efendim şakmadan tavşan çıkaran, şakmadan güvercin çıkaran bir peygamber hayalleri görürlerse böyle bir anlayış Kur'an'a göre yok. Hocam aslında bence onu benim aklım almıyor. Hani bilim adamları, işte ne bileyim bir beyin cerrahı, bir jeofizik profesörü bu kadar hakikati görüp de bu kadar hakikati şahit olarak hani nasıl inkar edebilir? Benim bunu aklım almıyor. Hani ayetleri, birilerini imanlar, birilerini küfrün artır. Hani böyle mi oluyor? Birileri bunları öğrendikçe iman artıyor. Onlar zaten hani bilginin zirvesindeler ama inkar ediyorlar. İşte onlar olay bütüncül bakmıyorlar. Mesela ben bir tıp uzmanına, üroloji uzmanına soruyorum. Bir vücutta ürolojiyle ilgili bir bölümü incelerken vücudun diğer aksanlarını bir tarafa atıp sadece onunla ilgili doğru bir sonuca ulaşabilir misin? Vücudun bütün organlarını bir araya getirip değerlendirmen gerekiyor. Evrendeki yaratılmış olan bütün varlıklar aynı. Ben diyorum ki evrende yaratılmış bir varlık kesinlikle Kur'an'da geçen bir kelime gibi hiçbir kelime, hiçbir kelimenin aynısı değil ama hiçbir kelime, hiçbir kelimeden de bağımsız değil. Evrende yaratılmış hiçbir varlık, hiçbir varlığın aynısı değil ama hiçbir varlık, hiçbir varlıktan da bağımsız değildir. İşte hepsinin bir bütün içerisinde değerlendirilip kast edilen manayı yakalamak gerekiyor. Sonuca öyle ulaşılır zaten. Aynen. Siz hep bahsediyorsunuz sohbetin arasında. Biz 13 birkaç arkadaş başladık demiştiniz hani Kur'an yolculuğuna. Birkaç tanemiz ateist oldu. Hani yolun yarısında yolunu değiştirdi. Birkaç tanemiz hedefine ulaştı diye bahsediyordunuz. Evet. Tekrar gene eski diline döneceğim ben dedi. Evet. Anlamakta güçlük çektiklerinden dolayı böyle diyorlar. Yani yalnız mı bıraktılar hepsi? Hepsi beni yalnız bıraktı. Bak Tevfik hocam da gördü birini. Yalnız bıraksınlar. Ben de onları yalnız bıraktım. Evet, peki. Allah razı olsun arkadaşlar. Çok hocam yarın kurbanını konuşacağız yine sonra. Hocam şu internet düzelmeyince çok sıkıntılı olur diye düşünüyorum. Süreler gene idare eden de ben düzelince ben haber vereceğim inşallah. Zaten 3 mesele var kurban olayında. Birisi Adem'in iki oğlunun kurbanının birinin kabul edilip edilmeyişi. Birisi de Hazreti İbrahim'in oğlunu İsmail'i kurban etme olayı ve arkasından imtihanı denendi. Allah size bir koç kurban etmeyi fidye olarak verdi ifadesiyle kurbanın gerçekten olduğunu. Yine Hac suresinin 36-37. Ayetlerinde iri cüsseli develer belirli zamanlarda diyor, belirli günlerinde, günlerde sıra sıra dizilmiş olan develer yan yatırıldığı zaman onlardan bir bölümünü yiyordunuz, bir bölümünü de
ihtiyaç sahiplerine yedirip içirip dağıtıyordunuz ifadesi kullanıyor. Arkasından şunu ifade ediyorlar bak. Arkasındaki ayette de diyor ki yani sizin kesmiş olduğunuz kurbanların kanları, etleri Allah'a ulaşmaz. Sizin takvanıza ulaşır. Yani burada kurban yok anlamını çıkarıyorlar bu ayetten. Oysa siz onu kesmekle eğer bunu samimi Allah için yapmamışsanız hani kurbanı kabul edilmeyen vardı ya işte o kurbanı kabul edilmeyen konuma düşersiniz mesajı veriyor. Yani çok geniş yelpazede ele alınması gerekiyor. Sesini duyamadım hocam ama. Onu çarşıdan bir deve kessinler de kurban etsinler. Bütün samimiyetiyle bize bir deve ziyafeti çeksin. İsmail kestir çünkü. Deve yok. İsmail kestir. Fatih de var değil mi? Fatih'i yanına alıyor. Tamam. Oğlum iyi bak. Hep böyle Musa ile Harun gibi birbirinizi tamamlıyoruz maşallah. Peki. Peki. Oldu Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm. Allah razı olsun. Hayırlı geceler. Allah sizlerle. Orada bir video sohbetimizi daha sonlandırırken yeni bir videoda buluşmak dileğiyle Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun diyorum.